TR724 ekranından, Parametre'den merhaba sevgili takipçilerimiz. Seçim gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeminini etti. Milletvekilleri yeminini etti. Yeni tablo ortaya çıktı ve tabii ki bu yeni tabloda yeni detaylar da var. Çok önemli bir detay da ekonomi tabii ki. Ekonomide yeni bir isim değil ama yeniden göreve gelen bir isim Mehmet Şimşek de devam edilecek. Peki Mehmet Şimşek yönetiminde umutlanabilir miyiz? Mehmet Şimşek'le başlayacağız ve gündemdeki diğer ekonomi başlıklarını Profesör Doktor Sayın Ercan Ekmekçioğlu ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomide umutlanabilir miyiz? Bunu soracağım ama ondan önce şunu merak ediyorum. Şimdi siz de senelerdir bir akademisyen olarak çalışma hayatının içinde yer alıyorsunuz. Sadece akademide değil, dışarıda da bir takım işler yapıyorsunuz. İş hayatında hani sorunlar olabilir. Bu gayet anlaşılır. İnsana has. Fakat bir problem çıktığında bunu çözmek için önce kişisel yönleri ortaya çıkarılıyorsa, yani uzatmadan söyleyeyim. Birisi size hakaret ediyorsa geri dönmek için en azından hakaret edilen ortamda bir özür dilenmesi gerekmez mi? Bunun AK Parti yönetiminde çok örneğini gördük. Mehmet Şimşek ismi daha önce gündeme geldiğinde de medya kayıtları ortaya çıkardı, hatırlayacaksınız. Bu kadar sıkıntılı bir ilişkiden sonra tekrar Mehmet Şimşek'in görevi kabulünü vatan sevgisiyle mi açıklayacağız? Evet. Mehmet Bey, öncelikle belirtmemiz gerekir ki 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin bildiğimiz anlamda bir ekonomi politikası olmadı, hemen hemen olmadı gibi. 28. dönemde de ne olacak, neye karar verilecek hep birlikte bunu göreceğiz, izleyeceğiz. Karşımızda neredeyse kuralsız ve çok fazla değişken parametreye haiz bir yürütme erki var. Bütün üyeleriyle karşımızda böyle bir manzara duruyor. Hepsinin üzerinde de geniş yetkileri olan fakat yine neredeyse sorumsuz denetlenemeyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde dahi sorgulanamayan tek adam örneği var. Şimdi böyle bir ortamda eski Bakan Mehmet Şimşek'in tam yetkiyle ekonomi yönetimine gelmesi konuşuluyor. Tam yetkiyle olmasını kendisi şart olarak öne sürmüş. Bu şekilde dile getiriliyor. Elbette beklersiniz. Hepimiz bekleriz. Yani geçmişte böyle bir küçük düşürme durumu varsa, olmuşsa ki biz bunu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nda gördük örneğini. Yine Ekonomi Bakanı Ali Babacan'da gördük. Mehmet Şimşek'te de olmaması ihtimali zor. Büyük bir ihtimal kendisi de yaşadı böyle bir şey. Ha, perde arkasında veya işte kapalı kapılar arkasında böyle bir özür vaki oldu mu onu bilemeyiz. Bu ikisinin arasında kalmış bir şey. Ama ısrarla Mehmet Şimşek'in üzerinde yoğunlaşılmış olması, tekraren o kapının aşındırılması Erdoğan'ın çok da fazla kişi üzerinde tercihinin olmadığını da bize net gösteriyor. Belki karşılıklı konuşmalarında, bir araya gelmelerinde böyle bir alttan alma olmuş olabilir. Şimdi tabii işlerin yolunda gitmediği bir futbol takımında olduğu gibi aynı. Ekonomik sorunlar da yalnızca tek bir faktör veya kişiyle çözülemez. Yani bu aşikar. Ekonomik sorunların karmaşık ve çok boyutlu olduğunu anlamak bu açıdan önemli. Bu birinci aşama. Şimdi karşımızda ekonomist olduğunu iddiasıyla bir cumhurbaşkanı var. Rahatlıkla bunu ustalık evresinin de ilerisine geçtim sahikiyle çözebilirim şeyi var, beklentisi var. Tabii burada kıtlık dövize. Yani aşırı derecede bir döviz ihtiyacı olduğu için ve bunun da tedarik edilebilmesi anlamında kaynak seçenekleri de çok bulunmaması Mehmet Şimşek'e ve onun şart koştuğu, bilemiyoruz şimdilik bunu, çerçeve içerisinde mecbur kılıyor. Aslında bir ekonomideki sorunlar genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Çözüm bulmak da bu nedenle genelde çok da böyle hemen olabilecek bir aşama değil. Zorlu bir aşama. Ekonomi birçok etkileşimli bileşenden oluşan karmaşık bir sistem olduğu için de tek bir politika, tek bir lider veya bir kurumun değişikliği, işte gitmesi, gelmesi genellikle tüm sorunları çözmek için maalesef yeterli olmuyor. Yeterli olması mümkün değil. Bunun yerine ekonomik sorunların çözümü genellikle çoklu bir yaklaşım gerektiriyor. Ekonomi politikalarını bu açıdan yapısal reformlar olsun, eğitim ve teknoloji yatırımları gibi birçok farklı faktörün bileşimiyle ele almak gerekir. Ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir bir büyüme de aslında ancak bu şekilde sağlanabilir. Dolayısıyla ekonomik sorunları çözmek için tek bir kişi ve kuruma güvenmek yerine veya işte bağlı kalmak yerine olaya bütüncül bir perspektiften yaklaşmak ve çok çeşitli alanlarda etkili politikalar, reformlar, bu reformlar tabii yapısal reformlar kastediyorum ben özellikle ve stratejiler geliştirmek önem arz ediyor. Aynı zamanda ekonomik sorunların çözümünde paydaşların, ekonomi aktörlerinin, bakın burası önemli, paydaşların yanı sıra ekonomi aktörlerinin işleyişin içerisindeki var olan tüm tarafların ve toplumun genel katılımı ve işbirliği de kritik bir rol oynuyor. Yani siz bunları da dışarıda tutar, sadece işte dar çerçevede belirleyeceğiniz paydaşlarla bu sorunların çözümüne odaklanmaya niyetlenirseniz zaten başında hata yapmış oluyorsunuz, eksik davranmış oluyorsunuz. Şimdi şeye baktığımızda Hazine Maliye Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu orta vadeli programa baktığımızda yenilendi bu. İşte geçtiğimiz yılın 2022'nin Eylül ayında onaylandı ve ilan edildi resmi gazetede. 2023 ve 2025 tarihlerini kapsıyor bu orta vadeli program. Orada Türkiye ekonomisinin %5 oranında dengeli bir iç ve dış talep kompozisyonu çerçevesinde büyümesi amaçlanıyor. Bu şekilde bir beyan var. Böyle olması ortadayken 2023 yılı büyüme hedefi aşağı yönlü revize edildi. Enflasyon da yine baktığımızda bu orta vadeli programda 2023 yılı için beklenti revizyonunu görmüş oluyoruz. Orada da yukarı yönlü bir revize söz konusu. Her ne kadar Cumhurbaşkanı düşecek demiş olsa da 2022 yılının cari açık beklentisi bu orta vadeli programda %2.2'den %5.9'a yükseltildi. Durum böyle olmuşken önceki planda %1.5 gösterilmiş olmasına rağmen 2023 yılı için cari açığı da %2.5'a yükseltildi. Böyle bir revizyon yapıldı. Yani toplamda baktığımızda bütün cari açık meselesinde %4.7'lik bir cari açık artışı söz konusu. Yine baktığımızda orta vadeli programda iş gücüne katılım oranı da sadece %53'lerde. Üstelik bakın burada henüz depremin yıkıcı etkisini de yansıtan bir revize edilmiş durum söz konusu değil. Bu orta vadeli programa aktarılmış değil. Bununla daha karşı karşıya kalmadık. Görmedik yani bunu. Hala ısrarla borçla finansmanı yoluna gidiliyor. Bu durumda hem iç borç olsun hem dış borç olsun aynı şekilde devam ediyor. Bütçe açığı var söyleye geldiğimiz ve bu bütçe açığı popülist politikalarla özellikle seçim arefesinde çok ciddi anlamda bir katkı sağlamış oldu bütçe açığı kısmına. Buna ilaveten rezerv açığı var, cari açık var. Hazine de benzer şekilde bütçe gibi zorlu durumda. Orada da açıklar var. Yani peki bu tabloyu Mehmet Şimşek bilmiyor mu? Veya şart koştuğu, kuracağı ekibin içerisindekiler bilmiyor mu? İlla ki belli bir şeyler paylaşılmıştır, verilmiştir. İşte şimdi ama hocam... Evet. İşte şimdi Mehmet Şimşek'le ilgili o detaya girelim. Bir kere zaten sıraladığınız maddeler Mehmet Şimşek'in sadece bir imaj çalışması olmadığını gösteriyor. Hani bazen özellikle medyanın yoğun ilgi gösterdiği sahalarda imajınızı düzeltmeniz gerekir. Hani bu konuyla direkt ilgili biri değilse bile toplum nezdinde imajı düzgün biri ise sizin de işinize yarar. Siyasette de böyledir. Denendiğini de biliyoruz. İşte sanatçıların siyasete davetinde de benzer yollar, yöntemler denenir. Fakat Mehmet Şimşek'in CV'sine baktığımızda zaten hani bunun bir imaj çalışması olmadığı, ciddi bir ekonomi faaliyeti içine girileceği anlaşılıyor. Fakat Mehmet Şimşek'le ilgili ilk yorumlara baktığımda Mehmet Şimşek yönetiminin daha önceki tecrübeleri de hatırlarsak eğer kemer sıkma politikasını tekrar gündeme getireceğini, ki siz zaten haftalardır anlatıyorsunuz, hani başka bir yolu da yok aslında kim gelirse gelsin. Yani bir sürpriz yeraltı zenginliği, ama muazzam bir yeraltı zenginliği çıkmadığı sürece mutlaka bu kemer sıkma politikası güdülecek. Ama ayrıntılarda neler var? Şu an ekonomide vahim bir tablo söz konusu. Her ne kadar seçim nedeniyle gölgelense de Mehmet Şimşek yönetimiyle birlikte hemen önümüzdeki senenin baharında yine bir seçim olduğunu hatırlatalım. Yani siz popülist politikalara vurgu yaptınız. Mehmet Şimşek yönetiminde ekonomide bu vahim tablo dönüştürülebilecek mi? Maalesef iyimser olamayacağım bu noktada. Bakın az önce açıklardan bahsettim. Özellikle bunlardan en önemli kısımlardan bir tanesi rezerv açığının olması. Merkez Bankası'nın net rezervleri hep söyleye geldik. Eksi de, yani 10 milyarlarca dolar eksi de olan bir rezervden, net rezervden bahsediyoruz. Ve bugün baktığımızda bu rezervlerin aslında en az 130 milyar dolar seviyesinde olması gerekiyor. En az, bakın. Cari koşullara göre ideal yekün nedir diye sorsanız benim söyleyeceğim rakam bunun 130 milyar dolarda kalması değil, bilakis 215 ile 220 milyar dolar olması gerekti. Şimdi eksi reel faiz nedeniyle de harcamaların artmış olması bir büyüme artışı katkısı vermiş gibi oldu, evet, ama bu da talep enflasyonunu tetiklemiş oldu Türkiye için. Şimdi bunca bir durumda, sıkıntılı tabloda ve gelecek bu yerel seçimlerin önemi belki Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar da yüksek olması ister istemez bu harcamaların yine kontrollü bir şekilde olmaktan öte keyfe keder olması durumunu gösterecek bize. Yani böyle bir durumda Mehmet Şimşek'in değil, belki ondan çok daha fazlası veya bir kadronun, bir ekibin dahi olması durumunda fazla çıkış imkanı sağlamıyor diyebiliriz. Şunun net bir şekilde aslında söylenmesi lazım. Bakın, bunun teminatını milletinin huzuruna çıkan defaten onlarca televizyon kanalı üzerinden millete hitap imkanı bulan Cumhurbaşkanı dile getirmek zorunda. Demesi lazım ki şu tarihten itibaren bizim net bir şekilde tasarrufa gidişimiz söz konusu. Böylesine bir tablo var. Bu tabloya istinaden de böylesine bir politika takip etmemiz gerekiyor. Yani harcamaları kısması gerekiyor. Ve baktığımızda keyfe keder çok fazla harcama var. Gereksiz birçok yatırım var. Bunların hepsinin disipline edilmesi lazım. Ve gariptir. Bakın Mehmet Şimşek'in bir hatırasıydı bu. Televizyonların, kameraların karşısına dile getirmişti. İşte bu kadar makam arabası alınıyor, bu kadar lüks harcamalar var, şatafat harcaması var. Bunların bütçeye yük getirmesi veya ekonomiye sıkıntı oluşturması durumu söz konusu değil mi dendiğinde çerez parası bunlar demişti. Şimdi bakın, çerez parası demişti. Çok küçümsemişti o rakamları. Şimdi geldiğinde belki kendisine sunulan tablonun çok daha vahim olduğunu fark etmiş olacak. Görecek bunu. Az önce de dile getirdim. Maliye Bakanlığı'yla, Hazine Maliye Bakanlığı'yla kalmıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın işte sözünü ettiğimiz strateji ve bütçe başkanlığı da var. Buna paralel ilave kurumlar da var. Şimdi bunların her birisinin hep söylediğimiz noktaydı bu. Millet İttifakı şayet başarılı olmuş olsaydı, gelseydi ekonominin başına ne yapması bekleniyordu? Ciddi bir durum tespiti yapması gerekiyordu. Benzer şeyi Mehmet Şimşek'in de yapması lazım ki öngördüğü veya düşündüğü politikaların buna uyumunu sağlayabilmiş olsun veya bunun beklentilerini cevaplayabilmiş olsun. Şimdi baktığımızda dolar kurundaki artış tutarı dahi orta vadeli programda günümüz gerçekleriyle uyuşmuyor. 2023 yılı için öngörülen, revize edilmiş orta vadeli programda dolar kuru 21.52 gözüküyor mesela. Bugün geldik, belki pazartesi 21 liranın üzerine çıkacak ve bu rakam yıl sonuna kadar öngörülmüş olan ortalama rakam dolar kuru geçilmiş olacak. Yani şimdi 2024 beklentisine baktığımızda karşımızda 24 lira 62 kuruş var. 2025 yılındaki tahmine baktığımızda da 26 liralara yakın bir kur öngörüsü var. Ama bakın yani burada heterodoks ekonomi politikaları devam ettiği sürece ki bunun bahsettiğim o Cumhurbaşkanı'nın belki yanında Mehmet Şimşek'in de veya o ekonomik kadrosuyla da olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlarca bu politikalardan vazgeçildiği de deklare edilmesi lazım. Şimdi bu politikalar, mevcut heterodoks politikalar olsun, Merkez Bankası'nın baskılama etkisiyle de olsun, dolar kuru ne olmadı? Piyasaların beklediği ölçekte bir artış olmadı, yaşanmadı. Normal şartlarda bugün eğer serbest dalgaya bırakılmış olsaydı karşımıza çıkacak kur asgari 25 lirayla 26 lira olması durumuydu. Belki 27'ye de ulaşabilirdi. Bu durum çok fazla da yadırganmamalı. Enflasyon etkisini de buna dahil ettiğimiz takdirde ortaya çıkacak kur bunun çok çok daha ilerisinde. 31-32 liralardan bahsedebiliriz yani çok rahat. Şimdi bu orta vadeli programa baktığımızda şu iddia var karşımıza çıkan. Yurt içi yerleşiklerin mevduatlarının diyor dolarizasyon oranı %62.7'den %53'e düşürüldü diyor. Şimdi döviz tevdiat hesaplarında evet bir azalma var ama öbür tarafta da bakıyoruz kur korumalı mevduatta inanılmaz bir artış var. Ve onun garantisi de yine dolar üzerinden veriliyor. Yani orada da ciddi sıkıntı oluşmuş vaziyette, risk birikmiş vaziyette. Şimdi bütününe baktığımızda işte ekonominin çarklarının Mehmet Şimşek'in çok ciddi anlamda sıkıntı içerisinde ve hızlı hareket etmek zorunluluğu karşımıza çıkıyor. Şimdi peki bu kadar sıkıntılı bir gider kısmı varken, harcama kısmı varken gelirde ne var diye baktığımızda karşımıza çıkan dış kaynaklı belki turizm gelirleri, onun da orta vadeli programdaki yansıması karşımıza çıkan ederi 45 milyar dolar seviyesinde. Geçen hafta da bahsetmiştim. Zor bir hedef bu. Tabii ki Türkiye'nin böylesi bir potansiyeli var ama belki çok daha fazlası var ama bu koşullarda bana oldukça iyimser geliyor bu rakama ulaşılması. Neden? Çünkü son seçimlerdeki halkın tercihi de gösterdi ki güvenlik önceliklidir. Bakın güvenlik önceliklidir. Yaklaşık 13 milyon sığınmacının olduğu bir ülkede bu ciddi bir risk. Yani güvenlik meselesi. Ve bu açıdan şimdi ele aldığımızda turizmin de bu noktada rahat olabileceğini çok dile getiremeyiz. Şimdi şöyle bir şey var. Peki bu geliri nasıl sağlayacaksınız? Bir taraftan kısma mecburiyetiniz var. Harcamaları azaltma mecburiyetiniz var. Bir tarafta da bu kadar aşırı derecede de paraya ihtiyacınız var. Likiditeye ihtiyacınız var. Peki bu nasıl olacak? Hem içeriden hem dışarıdan kaynaklı bu ihtiyaç. Tabii ister istemez zamlar söz konusu olacak. Belki vergi artışları söz konusu olacak. Bu acil reçetenin işte çok hızlı bir şekilde tespit edilip halkla paylaşılması ve anlatılması gerekiyor. Dün ilginç bir vetire vardı. Gördüm, izledim. Samsun'un Ladik ilçesinde bir arazi meselesiyle alakalı belediyenin, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bir tasarrufu neticesinde bölge halkı bir araya gelmişler, karşı çıkıyorlar. Jandarma gelmiş, karşı karşıya kalmışlar ve insanlar protesto ediyorlar. Diyorlar bunu seçimler öncesinde yapsalardı biz bunlara oy vermezdik. Bakıyorsunuz oy oranına %70'lerin üzerinde bir oy oranı var. Şimdi gizlenen çok şey var bu anlamda. Bunların ortaya çıkarılması, paylaşılmasıyla, halkın buna hazırlanmasıyla belki ciddi anlamda bu söz konusu sıkıntılar azaltılabilir ve bunun ötesinde de az da olsa gelir etkisi karşımıza çıkabilir. Maalesef Mehmet Şimşek ve ekibi adına tam yetki almış olsa dahi çok değişken bir siyasal tablo içerisinde istediğini yapabileceği durumunu çok söyleyemem. Bu açıdan özetle biz beka sorunumuzdan ziyade maalesef bir zeka sorunumuz olduğu aşikardır diyorum. Evet, bu yani siz de zaman zaman diyorsunuz ya burası önemli. Bu zeka meselesi gerçekten önemli. Burada aslında karşılıklı olarak önemli. Yani sorunları anlamak kadar sorunları karşıya da doğru anlatmak gerekiyor. Oysa biz biliyoruz ki senelerdir sorunlar çok güzel ambalajlanıyor ve sorunun gerçek mahiyeti maalesef seçmen tarafından da kavranamayacak bir hale getiriliyor. Mehmet Şimşek bahsini kapatmadan bir önemli... Buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi az önce bir vetireden bahsettim, yani paylaşılan haberden bahsettim. Yine bir başka kısa fragman karşıma geldi. O fragmanda da işte neydi Bayraktar? Selçuk Bayraktar'ın bir eşiyle birlikte çektiği bir video parçası vardı, böyle 10 saniye 15 saniyelik. Arkada öndeki fonda bir şey var. Kızıl elma cihazı var. Uçağı var, insansız savaş uçağı var ve onların önünde poz vermiş bu ikili, tam üstlerinden geçen çok hızlı, belki sesi hızını da aşarak uçan bir uçak geçişi var. Orada şimdi dikkat çeken yorumlar var. Baktığımda, izlediğimde insanlar zannediyor ki havada uçan uçağın orada hemen arka fonda olan Kızıl Elma'nın bir muadili. Hayır, durdurdum da incelediğimde, baktığımda uçan uçağın aslında Amerika'nın talebimize rağmen vermekte imtina ettiği, bir türlü neticeye bağlayamadığı F-16'lar olduğu çıkıyor karşımıza. Bakın çok net bir algı operasyonu, harika bir algı operasyonu. F-16 uçağıyla Kızıl Elma mukayesesi yapılıyor. Aslında beklenti ne olması lazım? Tam tersi olması lazım. Keşke o F-16 yerde park etmiş, arka fonda olsa, yukarıda uçan, gökte uçan da Kızıl Elma olmuş olsa. Ama halka satışı, halka arz edilişi bu şekilde birçok şeyin. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in de bu anlamda ne yapması lazım? Gerçekleri bir şekilde yansıtması lazım ve beklentileri buna göre oluşturması lazım. Ama bu da mümkün olacak mı hep birlikte göreceğiz. Evet. Savaş uçakları demişken neticede bu ülke F-35'ler ki bütün hava savunma uzmanları ifade ediyor. Mevcut uçaklar içerisinde en iyi savaş uçağı olduğu belirtiliyor. Hani bizim başlangıçta programına ortak olduğumuz fakat sonra izlediğimiz politika nedeniyle çıkarıldığımız F-35'ten bahsediyoruz. F-35'te parasını da ödediğimiz hava araçları... Evet. İnsansız hava araçlarının mukayese edildiği ve Bayraktar tarafından üretildiği için de insansız hava araçlarının F-35'ten bile üstün olduğu yorumlarının yapıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki zekayı vurgulamamız gerekiyor. Aynen. Hocam burada Mehmet Şimşek'i bekleyen muhtemel problemlerden biri olabilir diye aklıma geliyor. Hatırlayacaksınız Yiğit Bulut faktörünü. Yiğit Bulut daha önce belki de bilinçli olarak Erdoğan'ı mevcut ekonomik sorunlardan uzak tutmak için, yani Erdoğan'a tabiri caizse o lekeyi bulaştırmamak için içeriden eleştiriyordu ve bunu tabii ki medya aracılığıyla yapıyordu. Bu o zamanki ekonomi yönetiminin başını ağrıtıyordu ve hatta Erdoğan'la aralarında problem olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde Mehmet Şimşek acaba danışmanlar tarafından eleştirilmeyeceği ya da ulu orta eleştirilmeyeceği gibi bir garanti almış olabilir mi? Buna ihtiyacı yok mu? Yani demokratik bir ortamda her türlü eleştiriye açık olması lazım. Kurumların ve kişilerin tabii ki buna benzer şeyleri yaşayacaktır. Mutlaka yaşayacaktır. Bunun ötesinde belki çok arzu etmese de kumpaslarla da karşı karşıya kalacaktır. Yani büyük sıkıntı noktası burası zaten. Yani siz ne kadar bu anlamda şeffaf olur, ne kadar bu anlamda bilinçli ve bilgilendirici politikalar takip ederseniz bunun tesiri o derecede yüksek olur. İster istemez bu anlamdaki karşı söylemlerin de etkilerini kırıcı olur bu. Aksi takdirde yani her türlü şeyin olması muhtemel. Çünkü adeta bir kurtlar sofrasına dönmüş bir Ankara gerçeği var karşımızda. Malum kurtlar sofrası tabiri nereden çıkıyor karşımıza? Kurtlar yiyecek bir şey bulamadıkları takdirde bir araya geliyorlarmış. İşlerindeki en zayıf kurdu parçalayıp yiyorlarmış. Yani böylesine bir işleyişle karşı karşıya kalma gerçeği var bugün itibariyle. Bunlara açık olması lazım, bunları da öngörmesi lazım mutlaka. Sadece hükümet cihetinde bu söz konusu değil mutlaka. İster istemez parti yapısı da var. Bu parti yapısı içerisinde de yalnız kalmaması anlamında, desteklenmesi anlamında da şeyi var, ihtiyacı var. Bunları da dikkate alması lazım. Evet. Dediğiniz gibi tabii ki demokratik ortamda eleştirilerin dikkate alınması, hatta desteklenmesi lazım ama biliyorsunuz Mehmet Şimşek'le ilgili nedense ilk akla gelen eş durumu ve vatandaşlığı, İngiliz vatandaşlığı oluyor ve bunun da ne amaçla kullanıldığını biliyoruz. Tabii bunları da eleştiri bağlamında değerlendirecek midir bundan sonra, eli ne kadar güçlü olacaktır birlikte bekleyip göreceğiz ama tekrar hatırlatalım. Biz tabii ki Mehmet Şimşek yönetiminde ekonomi programının başarıyla uygulanmasını ve ülkenin bir an önce düzlüğe çıkmasını arzuluyoruz. Bu bağlamda tabii ki Mehmet Şimşek ve ekibi desteklenmeli. Hocam şimdi gelelim reel ekonomiye. Malumunuz siz de bahsettiğiniz birkaç cümleyle ama şimdi açmanızı rica edeceğim. Açıklar. İlk 5 aydaki dış ticaret açığı 56 milyar doları aştı. Yani bunlar öngörülenden tabii ki fazla ve daha yıl bitmedi. İşte geçen yılı düşündüğümüzde bu maalesef açıktaki istikrarlı artış bize ne anlatıyor? Buna bir de cari açığı eklediğinizde, buradan baktığınızda neler görüyorsunuz açıklar penceresinden? Evet. Evet ve burada da Avrupa Birliği örneğini vermek isterim. Avrupa Birliği Rusya ile olan ticaretinde uzun bir süre boyunca kronik bir dış ticaret açığı yaşadı. Ama bu geldiğimiz 1,5 senelik süre içerisinde, geçirdiğimiz 1,5 yıllık süreç içerisinde Rusya'ya uygulanan savaş yaptırımları olsun, müeyyideler olsun, diğer faktörler nedeniyle Avrupa Birliği İlk defa Rusya ile ticareti önemli ölçüde azaltmış oldu ve bu yılın Mart ayında da, 2023'ün Mart ayında da Avrupa Birliği'nin Rusya ile ticaretinde ilk kez bir fazla vermesi sürprizi çıktı ortaya. Böyle bir neden sonuç şeyi ortaya çıktı. Sebep tabii enerji bağımlılığının da azalmış olması. Şimdi baktığımızda burada yaklaşık 28 ülkelik bir birlikten bahsediyoruz. Enerji politikalarının bu kadar kısa bir süre içerisinde bağımlılığının, Rusya üzerindeki bağımlılığının azaltılması çok ciddi bir performans. Dikkate alınacak bir performans. Tabii bu performansı nasıl aldı, nasıl yapabildi, sağlayabildi? Tasarruf gücüyle, birikimleri sayesinde. Şimdi maalesef Türkiye'nin bu anlamda bir tasarruf birikimi yok. Üzerine bir de aşırı derecede hem döviz anlamında para talebi var, hem de Türk lirası anlamında para ihtiyacı var, talebi var. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin de benzer şekilde dış ticaret açıklarının büyük bir kısmının Rusya ile Çin üzerinde olduğu sonucu çıkıyor karşımıza. Dış ticaret açığı konusundaki iki önemli ülke Türkiye'nin karşısındaki Rusya ve Çin. Benzer bir yolu takip edebilir, ancak şartları maalesef benzer ve aynı değil bu koşulda. Tabii burada Mehmet Bey ayrıca dışa açık bir ekonomide hem iç hem de dış denge şartı olması lazım. Böyle bir şart var. İç denge nedir diye baktığımızda şöyle özetleyebiliriz. Bir ekonomide istikrarlı bir büyüme trendiyle düşük bir işsizlik oranının bulunması durumu. İç dengeyi sağlayan bir durum. Şimdi bu tarafa baktığımızda maalesef ne büyüme konusunda ne işsizlik oranının işte makul düzeylerde olması anlamında bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla iç dengenin sıkıntılı olması durumu da karşımızda. Yine iç dengeye baktığımızda ekonomik aktivitelerin toplam talebiyle toplam arzının birbirine denk geldiği noktada sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu denge noktasında enflasyon oranı kontrol altında belki tutulabilir. Ancak bu noktaya ulaşıldığında bu sözünü ettiğimiz iddialı söylemler, söze edilen iddialı söylemler belki karşılık bulabilir. Ekonomi de istikrarlı bir şekilde büyüyebilir. Ama bu iş denge noktasından uzakta bir Türkiye gerçeği var karşımızda. Dış denge ne durumda? Oraya baktığımızda da burada da yine bir ülkenin ödemeler dengesinin sağlanması durumu bize dış dengeyi tanımlıyor. Bunu da biraz açacak olursak bir ülkenin dış dengeye sahip olması hem ihracat hem ithalat arasında bir denge sağlaması ve dış ticaret açığı veya fazlasının sürdürülebilir düzeylerde olması anlamına gelir. Bundan da yine uzakta bir Türkiye gerçeği tablosu var karşımızda. Bu yönüyle dış denge hem ekonomik istikrarı getiriyor, aslında şart koşuyor, hem de dış ilişkilerini etkileyen önemli bir faktör durumu söz konusu. Şimdi buradaki işleyişte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu göz ardı ettiği bir önemli nokta var. O da sermayenin faize karşı duyarlı olması gerçeği. Baktığımızda faiz oranı azaldığında ülkeden sermaye çıkışı olur. Dış dengede bu anlamda olumsuz etkilenir. Tersi bir durumda da faiz yükseldiğinde ülkeye sermaye girişi olur ve dış denge de bu anlamda olumlu etkilenmiş olur. Şimdi bu işleyişin zıttını biz Türkiye gerçeğinde yaşamış olduk. Faiz oranını gittikçe azalttı. Dış dengeyi dikkate almayarak azaltan bir irade söz konusu oldu. Bunu yaşadık. Ülke içerisindeki faiz oranlarıyla ülke dışı faiz oranlarının dikkate alınması gerekiyor. Genel bir denge, ekonomik dengeyi konuşabilmemiz için bu söz konusu olan açıkların olmamasını sağlamak adına veya kontrol edilebilir noktada tutmak adına bu mesele önemli. Bunlara önemsemeyen, görmezden gelen bir ekonomi yönetimi maalesef başarısız olmaya mahkum. Ola ki en hızlı şekilde ve kısa yoldan bu hatalarından dönmüş olsun. Bu anlatımı isterseniz bir de enflasyon yönüyle izah etmiş olayım ben. Fiyat artışlarından arındırılmış döviz kuru tanımı reel döviz kuru olarak çıkıyor karşımıza. Buna reel döviz kuru diyoruz. Reel döviz kurunun yükselmesi yerel para biriminin değerinin düştüğünü gösterirken bu reel döviz kurunun düşmesi de yerel para biriminin değerinin arttığını ifade eder. Şimdi bakın burada nereye geleceğiz? Nereye varmış olacağız? Reel döviz kurunun yükselmesi ihracatın artmasına ve ithalatın azalmasına neden olurken reel döviz kurunun düşmesi ise ihracatın azalmasına ve ithalatın artmasına yol açar. Baktığımızda bugün Türkiye'de karşımıza çıkan örnek şunu gösteriyor. Reel döviz kuru yükseliyor. Evet. Öylesine beklememiz lazım. İhracatın artmasını ve ithalatın azalmasını beklememiz lazım. Şimdi bu dediklerime göre olması gerekenin tam tersi bir durumla karşı karşıya kalmış bir yeni Türkiye ekonomi modeli var elimizde. Türk lirası aşırı değer kaybetti. Evet. Biz bu kurla aslında şu an cari fazla veriyor olmalıyız normal şartlarda. Yani en azından kafa kafaya olmamız lazım. Bakın en kötü ihtimalle kafa kafaya olmamız lazım. Fazla vermemiz gerekiyorken tam tersi durum. İthalat patlamış durumda. İhracat ona hız yetiştiremez durumda. Şimdi Türk lirası da baktığımızda bu reel döviz kurunun yükselmesi meselesinde aşırı değer kaybetti. Aşırı değer kaybetmiş bir Türk lirası var karşımızda. 2022 Ocak ayından bu yana %90'lık bir orandan bahsedebiliriz rahatlıkla. Hala da devam ediyor. Belki bir devalüasyon da söz konusu olursa hani dibi bulduk çok şükür bundan daha kötüsü olamaz dedik. Noktayı da geçmiş olacağız. Oraya da varmış olacağız. Bunun örneğini de yaşamış olacağız. Ben de Sayın Hocam şimdi aklımdan Nurettin Nebati'nin sözlerini geçiriyordum. Hatırlayacaksınız Yalanlanmadı'da iş çevresine şöyle bir fısıltıda bulunduğu söyleniyor. İşte bekleyin seçimden sonra işte 30'u bulacak dolar. Bu da ihracatla ilgili belki iş çevresinin beklentilerini karşılamaya dönük bir açıklamaydı. Hani Mehmet Şimşek yönetiminde acaba Nebati'nin bu öngörüsü nasıl gerçekleşir? Gerçekleşse bile etkileri nasıl olur ihracat ithalat dengesinde? Ancak yaşayarak görebileceğiz. Yani şimdi şöyle söyleyelim Mehmet Bey, şimdi acı bir tablo, gerçekten acı bir tablo. Bir insanın geliyor olması, yani halef salef meselesini dikkate aldığımızda şartların içerisinde işte şu kişilerin olmaması şartıyla ifadesi yeterince küçük düşürücüdür zaten. Yeterince muhataba verilecek okkalı bir cevaptır zaten. Yani bütün bunların hepsine baktığımızda işte ekonomiyi çok iyi bildiğini iddia eden bir siyasetçinin üstün performansının Türkiye'yi getirdiği noktayı görüyoruz. Yani ben ekonomistim diyen bir zatın getirdiği nokta bu. Aynı kişi ben tıptan çok iyi anlarım demiş olsaydı şöyle bir tabloyla karşılaşırdık. Aynı şekilde de şunu diyebilmesi lazımdı o zaman. Diyabet hastasına iyi gelir diyerek günde 3 öğün tatlı yedirmiş olması lazımdı. Maalesef böyle bir şey Türkiye'nin yaşadığı, Türk halkının tercihi de yine bu anlamda göz ardı etmeyeceğimiz bir gerçek tabii. O halde hocam hatırlayacaksınız sizinle birkaç hafta önce konuşurken Güney Kore'yi hatırlatmıştık. Siz bir gün Güney Kore'den detaylı olarak bahsedelim demiştiniz. Tamam bu sözümüz baki bir kenarda dursun. Fakat geldiğimiz noktada siz az önce Rusya ve Çin'den bahsettiniz. Çin'le ilgili malumunuz bir Çin modeli kavramı var. Türkiye'nin de acaba Çin olur mu derken aslında o modeli dahi sollayacak. Ama tabii ki negatif manada bir sollamadan bahsediyoruz. Bu böyle bir gerçekliğe doğru yol alıyoruz. Rusya ve Türkiye'ye verilen cari açık aslında ekonomik ihtiyaçtan ziyade siyasi tercihin bir sonucu. Bu da cümle alemin malumu. Yani Türkiye tekrar o geleneksel aksına dönmediği takdirde bu cari açığında ekonomideki kötü gidişatında öyle kolay kolay düzelmesi beklenemez. Yani mucizevi bir şeyin olması gerekiyor. Bu tüm ekonomistlerin ortak kanaati. Yani izlenen bu politikayla bu siyasi tercihin uzantısı olan ekonomi politikasıyla da gidilecek farklı bir yer yok. Fakat şu an şöyle bir gözümüzü kaldırıp baksak dünyada siyasi angajmandan uzak Türkiye'nin mevcut durumunda önce nefes almasını daha sonra ayağa kalkmasını sağlayabilecek, rol model olabilecek bir ülke var mı? Muhakkak. Şöyle hemen basit bir başka şey de vereyim, örnek de vermiş olayım. Bu şekilde başlamış olalım isterseniz bu aşamaya. Malum Cumhurbaşkanı'nın yemini var. Yemin etme töreni olacak. Katılan ülkeler söz konusu, devlet başkanları söz konusu. Kimlerden oluşuyor bunlar? Hangi ülkeler var burada? Bizi umutlandıracak mı? Veya işte acaba şapkamızı ona koyup biraz daha düşündürecek mi diye merak ederek baktığımda, incelediğimde maalesef Türkiye'nin ligi karşımıza çıkmış oluyor. Yani o ligin içerisinde Batı bloğunun içerisinden hemen hemen hiçbir ülke yok. Macaristan'ı dışarı çıkarırsak, bırakırsak, ki onun da pozisyonu Avrupa'da belli. Ve yalnız başına kalmadığı için Orban'ın sevincine şahit olan bir şeyi gördük, tabloyu gördük. Şimdi keşke işte 2 gün öncesinde, belki 3 gün öncesinde Moldova'da, Doğu Avrupa'nın Moldova ülkesinde, Cumhuriyeti'nde bütün Avrupa Birliği ve siyasal birliğin içerisinde, organın içerisinde var olan üye ülkelerin hepsi bir araya geldiler. Bakın, hepsi bir araya geldiler ve ciddi anlamda Rusya'ya karşı veya onun müttefiklerine karşı eylem ortaya koydular. Bir söylem gösterdiler. Fiziki söylem ortaya koymuş oldular. Keşke böylesine önemli bir günde benzer bir tabloyu Türkiye'de de, Ankara'da da görebilmiş olsaydık. O zaman çok çok böyle ümit var olma şansımız olabilirdi. Yani bunu net söyleyebilirdim. Bugün Mehmet Şimşek'in az önce söylediğim şeyde eksik kalan belki noktalardan bir tanesi buydu. Aklıma gelmişken onu da hemen ifade etmiş olalım. En önemli pozisyonlarından, en önemli işlemlerinden birisinin mutlaka ama mutlaka Türkiye'yi gri bölgeden çıkarmış olması gerektiği. Gri bölgeden çıkarmadığı takdirde, Türkiye'nin o listeden çıkmadığı takdirde beklenilen finansal etkinin oluşması ihtimali çok çok zayıf. İç koşulların, dinamiklerin çalıştırılabilmesinin ötesinde, bu noktada önemli bir nokta. Şimdi isterseniz o bahsettiğiniz noktadan devam etmiş olayım. Verdiğiniz örnek Güney Kore, evet, ekonomik başarısı olsun, inovasyonu olsun, Ar-Ge alanındaki dikkate değer gelişimi olsun, Türkiye için önemli bir örnek. Peki neden bu önemli örnek? Çünkü 1980'lere kadar Türkiye'ye kıyasla kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası olsun, işte kişi başına düşen geliri olsun, Ar-Ge harcamaları olsun, hep geride olan bir Güney Kore tablosu vardı karşımızda. Fakat Güney Kore ne yaptı? Kalkınma konusunda Türkiye'den daha sağlam adımlar attı. Örneğin tekstil, konfeksiyon olsun, gıda sektörlerindeki ihracatı olsun, 1970'li yıllarda bunu arttırabilmişken, böyle bir örnek karşımıza çıkmışken, Türkiye bunu ancak 1980'li yıllarda gerçekleştirebildi. Aynı şekilde demir çelik, beyaz eşya ihracatını Güney Kore 1980'li yıllarda arttırabilmiş, yükseltebilmişken, bunu ihracata dönüştürebilmişken, Türkiye bunu ancak 1990'lı yıllarda gerçekleştirebildi. Yine önemli bir örnek, otomotiv sektörü. Bu alandaki Güney Kore'nin gelişmesi 1990'lı yıllarda mümkün olurken, o dönemlerde artık katma değeri ortaya çıkmışken, Türkiye bu atılımını ancak 2000'li, 2010'lu yılların içerisinde yapabildi. Onu da çok korunaklı bir şekilde gerçekleştirebildi. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalandığı aşamada Türk reel sektörünün önemli motor sektörlerinden birisiydi otomotiv. O sektör açık açık şunu söyledi, dedi ki 10 yıllık bir koruma istiyoruz biz. 10 yıllık koruma olmadığı takdirde Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörü Türkiye'deki bu sektörü öldürür bitirir. Onun için bakın hazır olmuş olsaydı aslında bir büyük fırsata dönüşecekti bu potansiyel. 2010 yılına kadar artmış bir kaybedilmiş yıl söz konusu çıktı karşımıza. Tabii bunun yanında Güney Kore'ye baktığımızda elektronik sanayisi de akıllı telefonla çip üretimindeki atılımı da 2000'li yıllarla 2010'lu yıllarda önemli farklar ortaya çıkarmışken Türkiye bu anlamda başarıyı gösterememiş oldu. Geri kaldı. Bu katma değer gücünden mahrum kaldı. Dolayısıyla da az önce söylediğimiz o işte dış ticaret açığı meselesinde hep o tekrara düşmüş oldu. Tüm bu gecikmeler ve diğer faktörlerin etkisiyle bugün Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri Güney Kore'nin çok gerisinde bir düzeyde. Nedir bu? Yani baktığımızda yaklaşık $38.000 karşılık işte belki $9.500 seviyelerinde bir Türkiye gerçeği var karşımızda. Şimdi bunun yanı sıra aynı zamanda kalkınma sürecinde Güney Kore ne yapmış oldu? Devlet ekonomide aktif bir rol oynamış ve ekonominin teknolojik düzeyini yükseltmeyi hedefleyen bir strateji izlemiş olmasına karşın Türkiye böyle bir şeyi yapmadı. Tabii bu dönemde ne yaptı? Gördüğümüz tablo 1980'den 2020. yıla kadarlık bir sürece baktığımızda diyebileceğimiz söz şu: saf bir serbest piyasa ekonomisi modelini uygulamayı tercih eden Türkiye gerçeği. Burada söylem de şu: bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler. Bu söylemi bile yanlış anlamış bir Türkiye yönetişimi var. Dolayısıyla da etkisi bu anlamda bir katma değer oluşturamadı. Planlı şekilde yürüyen bir çalışma söz konusu olmadı. Serbest piyasa ekonomisinin rekabet ilkesiyle akılcı devlet politikalarıyla birleştirmeyi öngören ve bu şekilde de Güney Kore ekonomisini büyük bir iktisadi başarıya taşıyan bir tablo var Güney Kore özelinde. Bu sözünü ettiğimiz şeyi biz ne yapmış olduk? Bu yönüyle de rol model meselesinde önemli eksikliklerden bir tanesiydi bu. Ve devlet baktığımız bu yönde savunma sanayi olsun, bazı stratejik sektörler dışında nedir işte belki Aselsan bu anlamda önemli askeri teknoloji yönünde sanayiden, üretimden çekilmiş oldu Türkiye gerçeğinde. Ama Güney Kore meselesinde baktığımızda üretimin içerisinde bir devlet var. Hükümetler bu anlamda ne yapıyor? Ciddi destekler veriyor. Değişse dahi ne olmuyor? Değişen bir politika söz konusu olmuyor. Yine baktığımızda Güney Kore'de ithal ikamesi stratejisi doğru uygulandı. Bu geçiş süreci içerisinde bu sözünü ettiğimiz katma değer oluşturulabildi. Ama Türkiye'de baktığımızda da yine burada da bir eksiklik söz konusu. Tıkanmalar var. İhracata öncelik vermeden sürdürülen bir ithal ikamesi stratejisi var. Bu da ne yapıyor? Hedefe taşımamış oldu. Özellikle belki dikkate almamız gereken bir önemli nokta daha. Güney Kore'de Ekonomik Planlama Kurulu'nun bu sözünü ettiğimiz işleyişin içerisinde ekonominin hem yönünü, sanayi politikalarının belirlenmesinde çok ciddi roller oynadı. Bu Ekonomik Planlama Kurulu bir tür süper bakanlık statüsüyle doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı bir şekilde çalışmış oldu. Ve böyle bir performans ortaya çıkardı. Türkiye'de ise devlet yetkilileri ekonomi yönetimi, planlamayı her zaman bir engel olarak gördüler. Biliyorsunuz bu 2018'deki seçilen Türk tipi, pardon, geçilmiş olan Türk tipi başkanlık sistemiyle de Türkiye'nin bu değerli, önemli kurumu Devlet Planlama Teşkilatı da kapatılmış oldu. Yani bu da önemli bir eksiklik. Bir başka belki rol olarak, model olarak karşımıza çıkan, yine geçtiğimiz programlarda da dile getirmiştik, hatırlayacaklardır izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama döneminde de Türkiye'ye teklif edilmiş bir rol modeldi aslında ekonomik birliktelik. Bu fırsat Güney Kore'de çalışan bir fırsat ve bugünkü Güney Kore'nin temelinde, gelinen noktadaki temelinde Amerika ile eşgüdümlü çalışan bir performans olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bunun getirdiği bir başka önemli şey, özellikle inovasyon dediğimiz veya işte Ar-Ge'nin veya işte ne diyelim araştırma geliştirme enstitüleri diyelim, önemli performans etkileri çıkıyor karşımıza. Şimdi Güney Kore ziyaretimde mesela gördüğüm bir şey vardı, şehir örneği vardı. Bugün ismi İnopolis diye geçiyor, yenilik şehri diye geçiyor Güney Kore'de. Bu şehrin kuruluşuna 1972 yılında başlanmış, 20 yılda tamamlanmış. Şehirdeki üniversite sayısı 7. Tamam diyebilirsiniz, İstanbul'da da işte 50'ye yakın üniversite var. Üniversitenin niteliği önemli. Burada önemli olan mesele nitelik. 26 tane araştırma enstitüsü var. Katma değere yönelik, patente yönelik çalışan 2000'den fazla özel teknoloji şirketi var. Toplamda da 76.000 çalışanı var. Ve bu bir örnek meselesinde baktığımızda ciddi bir ekonomik performans ortaya çıkaran Güney Kore modeli çıkıyor karşımıza. Türkiye maalesef bu yönüyle işte örnek gösterebileceğimiz bu İnopolis benzeri Gebze Bilişim Vadisi diyebiliriz. 2015 yılında bunun temelleri atılmıştı. Bugün belki çok çok ileri bir yerde olmasını beklememiz gerekirken hala bu Gebze Bilişim Vadisi'nin bir Japonya'nın Tsukuba olsun, Kore'nin işte bu İnopolis olsun, Hollanda'nın Brainport'u gibi olsun bir bilim şehrine dönüşememiş olması ister istemez bu sözünü ettiğimiz eksiklikleri Türkiye'ye devam ettiriyor. Uzmanlaşmanın da belki önemli bir katkısı var. Odaklanma meselesi önemli. Takdir edersiniz ki Türkiye özelinde baktığımızda çok ciddi anlamda odaklanmama kusuruyla karşı karşıyayız. Yoğun bir gündem bombalanması var. Gündemle karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu odaklanma şansı çok mümkün olmuyor. Enstitülerin Güney Kore'deki anlamında birleştirilmesi mümkün olmadı Türkiye'de. Ve bu da verimlilik açısından olumsuz bir noktaya taşımış oldu. Tabela olarak belki bazı şeyleri görebiliyoruz. Belki varlar ama içerik olarak bunlar ne değil? Beklentilere cevap verecek ölçekte değil. Güney Kore'nin ekonomik gelişim ve gelir düzeyindeki artışa karşın evet Türkiye'nin daha sınırlı bir kalkınma kaydettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu tesadüfen olmuş bir şey değil. Ciddi bir planlamanın, ciddi bir gayretin, ciddi bir çalışmanın neticesi. Bunu sadece kurumlar yapmıyor bakın. Sadece bireyler yapmıyor. Topyekün bir milletin gayretinden bahsediyoruz. Bunun bir örneğini Japonya'da görmüştük geçmişte. Dolayısıyla bize en yakın belki toplum olarak da hayat tarzı yönüyle de Güney Kore bu anlamda bir rol model olabilir Türkiye için. Ama dediğim gibi yani Türkiye'nin dinamiklerinin bu anlamda bir politika seyrine, bu anlamda bir katma değer üretiminin artışına vesile olacak bir yönelime ulaşması çok zor gibi gözüküyor. Siz aslında 80'lerden bu yana açılan makasa rağmen Güney Kore modelinin hala Türkiye için kesinlikle incelenmesi gereken bir model olduğunu düşünüyorsunuz. Uzak Doğu derken de Çin'den Uzak Doğu'yu, Güney Kore ve Japonya'yı vurguluyorsunuz özellikle. Ki az önce çok önemli bir vurguda bulundunuz. Hani odaklanamıyoruz. Biz tıp ve sanayi gibi teknik sahalarda bile odaklanmamızı engelleyecek çok yoğun bir siyasi gündemin ortasında buluyoruz sürekli kendimizi. Umarız bir an önce siyaset rayına oturur ve insanlar temelde teknik konulara daha kolay odaklanabilirler. Hani biz düşünün, tıbbı daha ileri taşıma noktasında artık faaliyet göstermemiz gerekirken işte politik bir gerekçeyle ortaya çıkan şehir hastanelerinden bahsediyoruz. Politik derken arkasında da tabii ekonomi var ama ülke ekonomisi değil orada gözetilen. Bunları konuşuyoruz. Doktorların güvenliğini konuşuyoruz vesaire. Hocam eklemek istedikleriniz varsa son olarak onları alalım. Başka bir şey yok Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. O halde Mehmet Şimşek yönetiminde yeni ekonomi kadrosunun icraatını birlikte takip edeceğiz ve TR724 takipçilerine burada birlikte değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili TR724 takipçileri, Parametre'de Profesör Doktor Sayın Ercan Ekmekçioğlu ile birlikteydik ki kendisi de hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde aslında altı çizilmesi gereken noktalardan biri tabii ki davetlerdi. Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? İtibardan tasarruf olmaz. Oysa Türkiye'de her aklı başında ekonomist bu konuda mutlaka tasarruf edilmesi gerektiğini söylüyordu ki itibar aslında o yemin törenindeki davetli listesindeydi. Eğer siz itibarlı bir devlet olsanız sizi orada dünyanın mutlaka bir arada olmak istediği liderler mutlaka gelir ziyaret ederlerdi. Yemin töreninizde yanınızda olurlardı. Oysa o ülke liderlerinin bakıyoruz ülkeleri adına daha düşük düzeyde temsil tercih ettiklerini görüyoruz. Yanınızda devlet başkanı düzeyinde olanlarsa maalesef şu an dünyada çok ciddi itibar problemi yaşayan devletlerin başkanları. TR724'te, Parametre'de ve tabii ki diğer programlarda sıcak gündemin en doğru yorumlarını bulacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.